Tartışacağız ama bu arada bir son dakika haberi, işsizlik rakamları açıklandı. Mart'ta işsizlik oranı %14,1 olarak gerçekleşti. Güzel, bu son dakika haberi de iyi oldu. Dursun orada. Uğur Civelek'le bir bağlantı yapacağız birazdan. Bunu da sormuş bulunalım Uğur Civelek. Şimdi Devlet Bahçeli durduk yerde NATO ile ilişkilerimiz gözden geçirilmeli. Tek taraflı bütün anlaşmalar gözden geçirilmeli demişti. Şimdi dün de tuttu yeni ve adil bir kambiyo rejiminden bahsetti. Ne demek istedi bilmiyorum. Bilmiyorum ama habere bir bakarsak herhalde anlayacağız. Deniz, habere bir bakalım. Yeni ve adil bir kambiyo rejimi. Devlet Bahçeli'den kritik çıkış. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumların zayıfladığını ve dünyada korumacılık duvarlarının örüldüğünü belirten Bahçeli, kambiyo rejiminde gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da iş insanları ile bir araya geldi. Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine uygun insanlarımızın ve ülkemizin ekonomik ilişkilerini emniyete alan, kültürümüzden, milli ve manevi kaynaklarımızdan beslenen yeni ve adil bir kambiyo rejimi üstünde mutlaka çalışılmalı, tek yanlı bağımlılıktan kurtulmak için kollar sıvanmalıdır dedi. Bahçeli, kur ve faiz üzerinden Türkiye'ye bindirilen ağır yüklerin çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade etti. 1980 sonrası başlayan kambiyo rejimiyle küresel sisteme entegrasyon süreci 2008'de işlemlerden alınan verginin sıfırlanmasıyla tamamlandı. Fakat Türkiye son dönemde korumacı adımlarını arttırdı. Önce döviz geliri olmayan şirketlerin borçlanması kontrol altına alındı. Geçen yıl ihracat bedellerinin ülkeye getirilip TL'ye çevrilmesi şart koşuldu. İnternet üzerinden ithalatta tüm ürünlere vergi artışı getirildi. ABD ve İngiltere'de bulunan altınımızın büyük kısmı Borsa İstanbul bünyesine taşındı. Şimdi peki kambiyo nedir? Kambiyo rejimi nedir? Kambiyo rejimi neden değişmelidir? Değişirse ne hale almalıdır? Bunları 3-4 yıldan fazla bir süre birlikte burada Cuma günleri program yaptığımız ve kambiyo rejiminin önemine ısrarla vurgu yaptığımız Uğur Civele'ye soracağız. Hocam günaydın. Günaydın Ali Bey. Vallahi bir pazartesi günü sizi yine rahatsız ettim ama şimdi bakın şöyle bir tablo var bütün dünyada. Son bir haftadır sağ gazete, sol gazete, İslamcı gazete, sollar pek yazmıyor da ya da kendisine sol dedirtenler bir Asya ekseninden, Avrasya ekseninden bahsediyorlar. İşte Tacikistan'daki buluşmadan bahsediyorlar. Dünyanın ağırlığının Asya'ya, Avrasya'ya kaydığından bahsediyorlar. Mesela bugün Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü'nü almamız çok güzel olur diyor. Çin lideri NATO'su kuralım diyor. Bütün bunlar konuşulurken, tabii buna Astana sürecini de eklemek lazım. Bütün bunlar konuşulurken, yani bundan şeyi çıkartmaya çalışıyorum. Acaba Atlantik sisteminde bir çöküş mü var? Bütün bunlar konuşulurken Devlet Bahçeli önceki gün Türkiye NATO ile ilişkilerini, daha doğrusu bütün tek taraflı anlaşmalarla ilişkilerini gözden geçirmeli diyor. Dün de yeni ve adil bir kambiyo rejiminden söz ediyor. Aydınlık Gazetesi de bugün işte 2008'de işlemlerde 1980 sonrası başlayan kambiyo rejimiyle küresel sisteme entegrasyon sürecinin tersine döndüğünü anlatıyor. Bir, kafalarımızın netleşmesi açısından kambiyo rejimi nedir? İki, kambiyo rejimi neden değişti 80'den sonra? Üç, kambiyo rejimi bugün Türkiye'nin üzerine bir yük müdür? Dört, yükse değişmeli midir? Altı, nasıl değişmelidir? Hadi bakalım, Allah kolaylık versin size. Tabii. Şimdi kambiyo rejimi 1980'li yıllarda aşamalı olarak Türkiye'de değişti. Küreselleşme denilen kuralsızlığa teslim olduk. Piyasayı her şeyin belirleyicisi hale getirdik. Siyasetin gücü yabancı sermayenin eline devroldu 80'li yıllar boyunca. 83'te 17 sayılı Türk parasının kıymetini korunması hakkında kanun kaldırıldı. Servet beyanı kalktı, 28 sayılı karar geldi. 88'de bunun yerine 30 sayılı karar aldı. Ve 89'da 32 sayılı kararla Türk lirası tam konvertibl ilan edildi. Süreçteki önemli müdahaleler de bunlar. Peki biz 80 öncesinde bu kambiyo düzenine geçmeden önce nasıl bir düzenimiz vardı?
yerleşik kurumların döviz cinsi borçlanma hakları yoktu. Vatandaşın ticari tasarruf amacıyla döviz alma, satma şansları yoktu. Kayıt dışı yapılırdı. İthalat, ihracat rejimi yıllık programlar halinde hükümet tarafından açıklanırdı. Döviz tahsis edilir ve kotanız olması lazımdı ithalat yapabilmek için. Sıkı kambiyo rejimi söz konusuydu. Piyasalar söz konusu değildi. Döviz kuru hükümet tarafından belirlenirdi. Merkez Bankası da bağımsız değildi. Farklı bir rejimdi. Ama o dönemde döviz kurunu, faizli vergi oranlarını seçilmiş başbakan belirlerdi. Şimdi bakıyoruz, bugün geldiğimiz yerde döviz kurunu yabancı sermaye belirliyor. Döviz kurunu belirleyen faiz oranları da belirleyici oluyor. Bu ikisini belirleyen maliye politikası üzerinde de belirleyici oluyor. Ve hele aradan geçen zamanda tek taraflı bağımlılıklar olduğu zaman haksız baskılara karşı kendi çıkarınızı koruyamıyorsunuz. Uyuşturucu müptelası gibi oluyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz şeyi almak için kendi geleceğinizden vazgeçiyorsunuz. Şu anki kırılgan durumumuz da buna yakın bir durum. Türkiye kendi güvenliğini tesis etmek, kendi çıkarlarını korumak istiyorsa üzerine giydirilen deri gömleğini yırtıp kurtulması lazım. Bu kambiyo rejimi de bu deri gömleğini temsil ediyor. Bahçeli'nin açıklamaları o açıdan son derece tutarlı. Dünyaya bakıyorsunuz. Eğer korumacılık dünyada ticaret savaşları her tarafa yayıldıysa zaten küreselleşme denilen kuralsızlık bitmiştir. Onun dayattığı kambiyo rejimi de uzatmaları oynuyordur. Yani bunu yalnız Türkiye açısından düşünmemek lazım. Biz yumurta kapıya gelmeden mi tedbir alacağız? O zamana kadar her türlü baskı yiyeceğiz. Yoksa önceden hazırlıkları yapıp kendi geleceğimiz üstünde belirleyici olmak için ne gerekiyorsa onu mu yapacağız? Tercih burada. Mesela Bahçeli siyaseten S-400'den vazgeçilmemesinden yana Türkiye kendi çıkarları için gereğini yapsın çizgisinde, o nedenle bu kambiyo rejiminin de değişiklik, daha adil değişiklik talebinde var. Ama Türkiye batıdan kopmasın, eksen değişikliği olmasın diyenler de bundan çok rahatsız oluyor. Böyle bir yapı var Halil Bey. Hocam bundan 4 sene önce, 5 sene önce siz dünyanın gidişi başka türlü diye anlatıyordunuz. Ekonomik gidişat, siyasi gidişatı da değiştirir. Bakıyoruz şimdi bundan 10 sene önce bizleri Avrasyacı diye suçlayarak içeri atanlar kambiyo rejimini ufak ufak değiştirmeye başladılar bile. Mesela işte döviz geliri olmayan şirketlerin borçlanması kontrol altına alındı. Geçen yıl ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi ve TL'ye çevirmesi şart konuldu. İnternet üzerinden ithalatta tüm ürünlere vergi getirildi. Mesela ABD ve İngiltere'deki altınlarımız getirildi İstanbul'a. Türkiye'de kambiyo rejimi değişikliği önerisiyle birlikte iç siyasetin de artık değişmek zorunda olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle ve hem de büyük değişikliklerden bahsediyoruz. Bir küreselleşmenin oturttuğu siyasi yapı çökerken bu bambaşka bir şeye evrilmek durumunda. Ve bu geçiş dönemi de Türkiye'de ekonomik sosyalistten sancılı olmaya aday ve kısa süreli olmayabilir bu. Peki biraz önce işsizlik rakamları açıklandı 14.1 olarak. Yorumunuz? Bahçeli'nin söyledikleriyle Moody's'in kredi notu değerlendirmelerine bakarsanız benzer şeyler görürsünüz. Böyle gitmeyeceğini dünyanın herkes biliyor. Ama piyasalar bunların konuşulması istemiyor. Ama bizim gibi ülkeler bunu konuşup tedbirini almak zorunda. Peki bu dünyada korumacılık duvarları örülürken, Türkiye'de de kambiyo rejimi değişikliği dile getirilirken, biz bundan mesela yerli tarımın desteklenmesini de anlayabilir miyiz? Yerli sanayinin desteklenmesi şartını da bu şart olur herhalde artık. O zaman şöyle söyleyeyim. Bunu da anlayabilir miyiz? Yani üretim ekonomisinin desteklenmesini anlayabilir miyiz? Kesinlikle anlayabilirsiniz. Kambiyo rejiminin bugünkü hali hangi sektörleri yıpratıp hangilerini ön plana çıkardıysa rejimde değişiklik olması, yani bu durumun devam etmesi istemiyorsanız kambiyo rejimine müdahale etmek durumundasınız ve durumu terse çevirmek durumundasınız. Üretimi destekleyeceğim diyorsanız yapmanız gerekenler belli. Bakın, gümrük birliği yüzünden gümrük vergileriyle kullanamıyoruz. Küreselleşme ilmeğinden paramızın değerine hükmedemiyoruz. Üreticinin sıkıntılarının artmasına yol vermek durumunda kalıyoruz. Böyle devam edemeyeceğiz de ki.
Yani şöyle düşünün, bir şey değişirse her şey değişecek. Peki bu en önemli değişiklik nerede olabilir? Koşullar kambiyo rejiminde değişimi zorluyor ve bu Türkiye'de sosyal, ekonomik her şeyde büyük değişikliklerin tetikleyicisi olur. Evet. Peki şimdi siz bunu 4 sene 5 sene önce dile getirmiş biri olarak siz Devlet Bahçeli'nin çizgisine mi gelmiş oluyorsunuz? Devlet Bahçeli sizin çizginize mi gelmiş oluyor? Üretim devrimi zorunludur diyen Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'nin işte Allah Allah Cumhurbaşkanı'nın ismini unutur mu? İnsan unuttum işte. Erdoğan'ın çizgisine mi gelmiş oluyor, yoksa Erdoğan mı Perinçek'in çizgisine gelmiş oluyor? Hanginiz nereye gittiniz? Daha açık söyleyeyim. Buyurun. 1990'lı yılların ikinci yarısı Batı Çalışma Grubu kurulmuştu. Bunun kuruluş amacı Türkiye'nin dünyada çıkarlarının farklılaştığı, eski müttefikleriyle çatıştığını ortaya koyup yeni bir strateji arayışıydı. O zamanki hatırlatmaya bakıyorum. İç siyaset için gündeme gelmemişti. Şu anda herkes, Bahçeli dahil, o çizgiye geliyor. Yani ben de benim çizgim diye bir şey yok. Türkiye'nin gerçekleri herkesi ama döve döve, ama üze üze, ama güldüre güldüre belli bir yere getiriyor. Değil mi? Peki, çok teşekkür ederim. O zaman dün akşamki açık oturumda gereksizdi. Bana öyle geldi. Bana da öyle geldi. İşsizlik sordunuz. İşsizlik bir yıl öncesine göre çok yüksek. Mevsimlik olarak bir azalma var ama işlerin düzeldiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Bundan not edin. Anladım.